Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özyurt Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar ben kanalımızla ilgili bazı şeyleri söyleyeyim. Biz bazı duyumları subliminal olarak veriyoruz. Mesela bir video önemliyse nereden anlarsınız? Mesela ben eğer forma giydiysem, tıraş olduysam falan anlayın ki o video çok bombadır. Yani size sıradan gelebilir. Videoyu izleyip bildiğinizde ulan bu ne anlattı ki bildiğimiz şeyler diyebilirsiniz. Ama o tür videolar genellikle bomba videolar olur. Yani o tür videolara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Marsilya Başkanı Longoria Cengiz gitmek üzereydi açıklaması yaptı. Bunu bir önceki videoda da konuştuk. Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria demiş ki Fenerbahçe'nin hani Cengiz Ünder transferi hakkında bir nevi açıklamalarda bulunmuş. Ve transfer listesinde yer alan futbolcu hakkında şunları söylemiş. Yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde. Cengiz Ünder hala bizimle. Dün onu çağırdık ve normal bir şekilde idmana çıktı demiş. Bizde mi? Sizde olan yok lan siz normal çıkıyorsunuz. Bu nasıl bir anlaşma bir şey ya. Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi demiş. Masada birçok takımdan teklif var. Şu anda Cengiz için en iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz. Ancak teklifler olduğu doğru demiş. Ya bu şey pazarlığı. Söğüş pazarlığı bu. Yani bu tip pazarlıklar söğüş pazarlıkları olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve ben şunu söylüyorum. Biz 8 artı 4'e de razı olduk. Başlangıçta 8'di. 8 artı 2'ye çıktı. 8 artı 4 bonuslarla. Razı olduk ama hala ve hala pislik yapıyor bazı arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar pislik yapıyorlar onu söyleyeyim. Marsilya Başkanı. O yaptığı pisliğe dikkat etsin. O yaptığı pisliğe dikkat etsin. Transferi iptal etmeye çalışan Marsilya Başkanı. Hocam Galatasaray alacakmış. İşte Galatasaray alırsa görürüm şöyle böyle. Ya siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Nasıl endekslisiniz Galatasaray'a ya? Ya hayatınız Galatasaray'dan ibaret olmuş ya. Tamam, aptala anlatır gibi anlatayım. Madem bu kadar zorluyorsunuz. Galatasaray, Zaniolo varken, Zaha varken, Kerem Aktürkoğlu varken, Yunus Akgün varken, Barış Alper Yılmaz varken 6. bir kanat alacak. Tamam. Hocam Zaniolo'yu satacaklar kaça? 30'a satacaklar. Lan ne yaptı da 30'a satacaklar? Hocam İtalya'da çok iyiymiş, orada parlamış, burada da zıttıramış. Sonra 30'a gidecekmiş. Ya arkadaşlar elbette gidebilir. Ben Galatasaray'ın CEO'su şusu busu falan değilim. Transferden sorumlu başkan vekili şu bu da değilim. Elbette gidebilir. Her futbolcu gidebilir. Ama 30 milyon euro çok ciddi bir rakam. Ya Kerem de 50'ye gidiyordu. Tekliflere bakıyorsun. Hiçbir şey yok. Ya geçin arkadaşlar. Juventus'a gidecekmiş. Lan Juventus daha geçenlerde 20 milyon euro ceza almadı mı UEFA'dan? Kendi ülkesinde transferde usulsüzlükten eksi 15 puan girmedi mi Juventus'a? Her transferi didik didik yapılmayacak mı? Nerede 30 alıyor? Bilmem şeyden Arabistan'dan Icardi 40 milyon euro vermişler. Yıllık ücret. Babasının oğlu diye buraya 6'ya imza atmış. Lan bari 15'te. Bari 20 verdiler de Arabistan'a gitmedi de. Herkes inansın. Ya yalan. Bak öyle bir yalan söylüyorlar ki. Bu yalandan enerji üretilecek olsa bağlasak bir sene bedavadan elektrik kullanırız. Türkiye çapında o kadar yalan. Arkadaşlar Cengiz Ünder eninde sonunda Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Kendi de gelmek istiyor. Biz de getirmeye çalışıyoruz. Kulübü günden güne farklı farklı fiyatlar çekiyor. Lanet gelsin deyip en sonunda artık bir şey yapacağız gibi geliyor. Santos'tan Arao açıklaması. Bunu da dün konuştuk. Willian Arao için Brezilya ekibi Santos'tan açıklama geldi. Şimdi İsmail Kartal. Hocam pasör bir orta saha istiyorsa diyorlar şeyi almasın. Brunic'i almasın. Arao ile devam etsin diyorlar. Yani müthiş bir şey. Müthiş bir vizyon. Ya Arao sert değil. Orta sahada topu alıp dağıtacak ama rakibi de karşılayacak ön libero arıyoruz. Arao o topu alıp dağıtıyor kabul ama karşılama sıkıntı. Crespo da karşılamada çok iyi ama topu alıp dağıtmada sınıfta kalıyor. Düşünün Arao ile Crespo'yu birleştiriyorsun. Bir kişi çıkıyor ortaya. Yani bunlardan bir aday da Krunic yani. Anlatabiliyor muyum? Krunic'i isteme sebebi bu. Yani ikisinin bir arada olmaz özelliğinden dolayı.
Şimdi Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik. Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih ettim. Bugünlerde kimse Arabistan'la mücadele edemiyor demiş. Keşke Arabistan Müslümanlara karşı uygulanan zulüme de böyle savaşsaydı. Yıllarca Müslümanlar katledilirken elindeki para gücünü kullanıp Müslümanların hakkını savunsaydı keşke. Ha, bu futboldan bahsediyormuş, pardon. Şimdi 3 milyon euroya transfer oldu. 45 maça çıktı. Bir gol 5 asist yaptı. Arao. Hangi ara yaptı lan 5 asisti diyeceksiniz. Bir gol 5 asistten dolayı. Bir gol 2 milyon euro sayıyorum. 5 asisti de 1 milyon euro sayıyorum. 7 milyon euroya satıyorum. Sat. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsanız. Beğen butonuna basın. Etmiyorsanız dislike butonuna basın. Fenerbahçe'ye Crespo'dan müjdeli haber geldi. Şimdi Crespo'ya müjdeli haber geldi. Merak ettim neymiş diye. Miguel Crespo'nun durumu merakla bekleniyor. Portekizli futbolcudan haber geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Zimbru maçında sakatlık yaşamıştı. Ve durumu da merak ediliyordu. Yo, aslında çok da merak edilmiyordu. İyi haber gelmiş. Yalnız burada bir tereddütüm var benim ya. Yani Crespo artı Arao 15 eder mi tereddüt? Yok, 14,5 15 eder mi tereddütüm var. 14-15 Crespo artı Arao 14-15. Neyse biz habere dönelim. 26. dakikada mücadelede golsüz devam ederken Crespo yerde kaldı. Sağlık ekliyorum. Müdahale sonrasında oyundan çıktı 33'te. Kontrollerde sorun çıkmamış arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yokmuş. Antrenmanlarda çıkmasına bir sakınca yokmuş. Ciku'da tedavisi tamamlanmış. Artık o da antrenmanlara katılabilecekmiş. Sanırım şu anda sadece Emre Mor'da bir sakatlık var. Lincoln'unki zaten malum. Ya, subliminal duyumları almadıysanız arkadaşlar videoyu baştan izleyin. Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerden olan Gustavo Henrique için transfer açıklaması geldi. Menajeri Luis Augusto transfer konusunda gelişmeler yapacağız. Görüşmeler yapacağız demiş. Transfer konusunda görüşmeler yapacağız demiş. İsmail Kartal istemiyor. Oyuncuya ya sev ya terk et değil, ya sev ya hani git dedik artık. Yani ya sev, demene de gerek yok. Direkt git dedik. Her türlü teklif değerlendirecek. Luis Augusto Fenerbahçe düşmanlarının yoğunlukta olduğu Sport Dijital'e yaptığı nereye Sport Dijital'e yaptığı açıklamada Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşabilecek bir teklifte bu değerlendirmeye alınacak. Transfer konusunda görüşmeler yapacağız demiş. Bu yapıyoruz'un Türkçesi. 30 yaşında. Geçen sezon 1,4 milyona kiraladı. Bu sene de 1,4'e bonservisini almış. 23 maçta süre bulup 3 kez gol sevinci yaşamış. Keşke Jorge Jesus babası Al Hilal'e alsa hepimiz kurtulsak. Keşke. Bu arada 33.494'te kaldı şurası. Hadi ya. Kanala abone olmayan cincinli olsun diyor desek. Kanala abone olmayan Atatürk düşmanı olsun. Hadi. Bir de böyle deneyelim. Bir bakıyormuşuz 35 bin oluyormuş birdenbire. Bu videoyu izleyip bu kanala abone olmayan bir numaralı Atatürk düşmanıdır. Menderes'i savunmuştur. İşte Avrupa'da playoff için muhtemel rakipler. İşin şakası bir tarafa tabii. Menderes de savunabilir. Başka şey de savunabilir. İşin şakasındayım arkadaşlar. Öyle bir espri olduğu için başka tarafa çekmeyin. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor tur atladı. Özellikle Adana Demirspor'un atladığı tur baya baya turdu. Maçın bitiminde şey gördünüz mü? Adana Demir Başkanı stadyumun sahanın zeminine iniyor. Şu futbolcuyu beğendim bunu alalım diyor. Lan sanki şey baba ne olur bunu alalım bu oyuncak çok güzel baba ne olur falan diye. Ulan arkadaş ya gerçekten Murat Sancak çok enteresan bir başkan. Değişik bir profil. Bunu ne olur alalım alalım hadi ne olur alalım çok çekti canım bunu alalım falan yapmış. Oyuncu da gülmüş. Şimdi ikinci eleme turunda ülkemizi temsil eden 3 takımımız da turu geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 3. turdaki rakibi Maribor, Beşiktaş'ın Nefçi Bakü, Azerbaycan temsilcisi can kardeşlerimiz Nefçi Bakü, Adana Demir'in rakibi ise Osijek oldu. Bu Osijek şeyin Nenad Bjelica'nın takımıydı Hırvatistan'da. Yine en zoru Adana Demirspor'a çıkmış ama Avrupa'da hiç olmayınca hani mecbur zor takımlar geliyor. Ama nispeten hani
Adana Demirspor ayarında bir takımın nispeten Osijek'e elemesi muhtemel. Hakkımızda ayrısı olsun. Şimdi 3. turda geçerlerse playoff. Playoff'un hangi tur? Gruba kalma turu. Şimdi 7 Ağustos Pazartesi günü kurallar çekilecekmiş. Konferans liginde playoff kuralları. 7 Ağustos Pazartesi. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un bekleyen rakipler. Şimdi Fenerbahçe geçse Osasuna gelebiliyormuş. İnşallah gelmesin. Lech Poznan, Spartak Trnava galibi. Rapid Wien, Debrecen galibi. Ki muhtemelen Lech Poznan burada galip gelir. Burada da Rapid Wien gelir. Tahminim öyle. Twente Riga, muhtemelen Twente. Apoel Tel Aviv, Dila Gori, muhtemelen Apoel. Rijeka, B36 Torşav. Arkadaşlar, daha bu kuradaki takımlar aklıma hani anılmadan benim aklımda B36 Torşav vardı, biliyor musunuz? Komik gelebilir. Rijeka'yı eleyeceklerini zannetmiyorum. İmkanı yok. Ama benim aklıma bu gelmişti. Araco Bran, ki Araco Portekiz temsilcisi, muhtemelen o geçer. FCSB Romanya, Nordsjælland Danimarka. Bu ne lan? Sosyal şey gibi Nordsjælland geçsin. Legia Varsova Avusturya Viyen, muhtemelen Avusturya Viyen. Rosenborg Hearts. Hearts lan. Hibernian Luzern. İsviçre takımı elensin de sıralamada üçü yapalım. Hibernian kazansın. Topol Derry City. Kazakistan temsilcisi bence Derry City'yi eleyecek olan. Var mısınız? Topol eleyecek. Sepsi Romanya, Aktobe Kazakistan. Burada da Sepsi kazanacak gibi. Apoel Berşeva İsrail, Levski Bulgaristan. Levski Sofya kazansın ya. Levski'yi seviyorum ben. Ama ben dediğim gibi Rijeka B36 Torşav'ın galibi gelecek bize. Hocam seçecek olsan hangisini seçersin? Tepsi'yi seçerim. Sepsi yaşatır seni. Pepsi miydi lan? Beşiktaş ve Adana Demirspor geçmeleri halinde. Bakın muhtemel rakipler. Bizimki neyse. Bak bizimki rakip. Hemen hemen hepsini eleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin gücünü düşünerek hemen hemen hepsini eleyebiliriz. Beşiktaş ve Adana Demirspor'a gelen bölüm sonu canavarlarına bakın. Eintracht Frankfurt. Bismillah hocam, ne yapıyor? Şampiyonlar Ligi'ne mi gidiyorlar? Konferans Ligi lan altı üstü. Lille. Aston Villa. Fiorentina. Çüş hocam sen. Allah'ını seven hocam sen ne saçmalıyorsun? Ne diyorsun? Ne Fiorentina'sı? Beşiktaş ve Adana Demirspor eğer playoff'a kalırsa bunlarla eşleşecek. Hocam 8 görüyorum. Ne 8'i? Aston Villa dedin. Ha, Liverpool. Frankfurt, Lille, Aston Villa, Fiorentina, Kulüp Brüj, Akureyri'nin galibi ki Kulüp Brüj. Slavia Prag, Panathinaikos. Maçını kaybeden takım. Ha bunlar şey UEFA şeyinde. Slavia Prag, Panathinaikos'u kaybeden. Olympiakos, Genk kaybeden. AZ Alkmaar, Santa Coloma. AZ Alkmaar diyelim. Gent, Rogon, Sıcı muhtemelen Genk. Aris, Dinamo Kiev. Ki Dinamo Kiev o cingenliğinin yine geçer. O baştaki Roman arkadaş duruyorsa hala ağlar zırlar. Biz çok mağduruz, mağduruz da mağduruz der geçer. Omonio, bu ne lan, küfür takımı gibi. Omonio, Güney Kıbrıs, Midtjylland ki Midtjylland geçer. Sabah Azerbaycan Partizan diyor. Ölümüne sabah. Partizan sen kimsin lan? Gerçi Partizan geçer de. Neyse sabah diyelim. Hajduk Split, PAOK galibi. AEK Larnaka, Maccabi Tel Aviv galibi, Victoria Pilsen, Gizira United galibi, Bodo Glimt, Puyinik Ermenistan galibi. Yani bölüm sonu canavarları. Arkadaşlar son olarak son haberimiz. Fenerbahçe transfer için anlaştı. Kiminle anlaştı? Tahmin edin. Oo, hemen bildiniz. Ekambi. Karl Toko Ekambi. Lyon'la yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe anlaşma sağladı. Maaş talebi yüksek ve görüşmeler sürüyor denildi. Şimdi aynı soruyu soracağınızdan eminim. Hocam Ekambi geliyorsa Cengiz iptal mi? Hayır. Hem Cengiz hem Ekambi'yi bekleyin. Bir süredir görüşüyordu. Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre ki Sercan Hamzoğlu'na da buradan selamlar olsun. Kendisini menajerlere satmayan, menajerlerle ortak çalışmayan, derdi para değil de derdi yaptığı iş olan ve yaptığı işi severek yapan Sercan Hamzoğlu'na selamlar olsun. Lyon'la yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmış Fenerbahçe. Suudi Arabistan'dan da teklifler geliyormuş.
Ama isteği biraz fazlaymış. 14 Eylül 1994'te doğdu falan filan. Kim olduğunu anlatmama gerek yok. Lyon'da son senesine girdi. Sol kanat forvet oynayabiliyor. Kariyerinde 114 maç, 38 gol, 18 asisti var arkadaşlar. Ekambi için de hayırlı olsun. Bu arada bir önceki videoda Ahmet Konanç, işte Serdar Ali Çelikler, Yağız Sabuncuoğlu'nun falan Fenerbahçe formalı videosu var mı dedim. Ahmet Konanç'ın varmış. O yüzden de teşekkür ediyorum arkadaşlara. Ben olup olmadığını sordum. Yoksa dedim demek ki Fenerbahçe üzerinden güzel paralar kazanıyorlar. Ha şunu da söyleyeyim. Kaç kişiye Fenerbahçe forması hediye ettiler acaba? Onu da sorayım. Bu kanalda yüzlerce kişiye hediye edildi. Hepsinin kaydı var. Adreslerine kadar var. Telefon numaralarına kadar var. Yüzlerce kişiye. Biz küçük bir kanalız. 33.400 daha yeni yeni 30'lara geçtik biz. Biz hediye ettiğimiz 12.000 falandık yani. O kadar fazla da yedik. İnşallah bol bol forma hediye ederler. Çünkü onların bir günlük kazancı bir forma parası eder yani. Bir günlük kazançları bir formayı rahatlıkla karşılayabilir. Haftada bir kişiye versinler. Geri kalan 6 günlük forma kazancı da kendilerine kalsın. Hocam sen etmez misin? Arkadaşlar bir 50 bin olalım. Yani onlar gibi bir 80 bin olalım. Mesela 80 bin abonesi var adamların izledik. Yani videoları 40 bin 30 bin izleniyor. Siz her videoyu 40 bin izleyin. Sözüm olsun. Bak sözüm olsun haftada 40 tane kişiye vereyim forma. Her video 40 bin izlensin. Ya günde 3 tane video atayım. Her video 40 bin izlensin. 40 kişiye forma dağıtayım haftada. Yani her hafta. Siz az buz bu para zannetmeyin. İzlenim artıyor, onların parası da artıyor şimdi. Beni konuşturmayın ya, yerinden oynar bak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Aslında bir haberim daha var. Ama o haberi sunmayacağım, o haberi diğer tarafta söyleyeyim. Fenerbahçe'den bir gelen kapı, iki tane de giden kapını sizlere aktardım. Umarım videoyu anlayarak dikkatli bir şekilde izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.